Merhaba arkadaşlar, bugün iPhone 6 incelemesi yapacağız. Öncelikle iPhone 6'dan biraz bahsetmem gerekirse, telefon 2014 yılında çıktı ve 200 milyondan fazla satışı mevcut. Şöyle ki arkasında da kamerası var, bir tane flash var, güç tuşu, sim kart girişi var. iPhone'larda ne yazık ki hafıza kartı destekli yok. Şurada bir tane ön kamera var, burada bir tane mikrofon, hoparlör ne var. Burada ses açma, ses kısma tuşları, bir de sessizlik tuşu var. Burada bir tane kulaklık girişi var, lightning şarj girişi ve hoparlör ızgarası var. iPhone'lar artık iPhone 15'ten itibaren lightning'i bırakacak ve Type-C'ye geçiş yapacak. Şimdi telefonumuzu açalım. Android'de 3-5 saniyede ekran gelirken Apple'da 2 saniyede mi ne ekran geliyor? Hatta daha da az. Tam olarak süre tutmadım. Telefon hafızası 32 GB. Yani 16 GB'lık versiyonu var. 64 GB'lık versiyonu da var. 128 GB'lık versiyonu da var. Yalnız arkadaşlar bu telefon ne yazık ki öldü. Neden öldü? Şöyle ki 2022 yılında iPhone 14 serisiyle beraber iOS 16 sürümü çıktı. Bu sürümün ardından iPhone 5 serisi, bir dakika şifreye girelim. iPhone 5 serisi, iPhone 6 serisi ve iPhone 7 serisi öldü. iOS 16'yı yüklemek isteyen kullanıcılar iPhone 8 ya da iPhone 8 Plus üstü bir telefon almaları gerek. Örneğin mesela iPhone 11. Neyse, şimdi gelelim telefonumuzun iOS sürümüne. The Touch ID. Önceden açmışım zaten ya. Hop. Tamam. Şimdi genele girelim buradan. Genel hakkın ne yazılım güncellemesi ya. Yanlış şeye girmişim. Hakkındaya giriyoruz. Evet, gördüğünüz üzere. Ops. Yazılım sürümü iOS 12.5.1. iOS 12 ile geliyorum. Normal bu iOS 8 ile gelen bir telefon. Ancak 2018 yılında çıkan iOS 12'ye güncellenmiş. Model iPhone 6. IMEI gözükmüyor. Bu iyi bir haber. RAM'imiz ne kadar merak et. IMEI vardı orada. Ne diyor? 32 GB hafızası var. Muhtemelen 1 GB falan ne bir RAM'i var. Home butonunu çok sevdim bu arada. Home butonuna iki defa tıklayınca böyle uygulama pencereleri geliyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iPhone 6 yani oldukça fazla satan bir telefon. Tam 220 milyon mu ne sattı yaklaşık olarak. Ama gerçekten dediğim gibi böyle bükünce falan hep kırılıyor ama Apple'ın yine en çok satan telefonlarından biri. Evet. Oyun performans testi yapmayacağım. Ama telefon inanılmaz derecede yavaş. Yani şu an benim telefonumdan bile daha yavaş. Benim telefon Redmi Note 9 emektarım. Her neyse. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi bugün iPhone 6 incelemesi yaptık. Ben başta bu modeli iPhone 6S ile karıştırdım. Bu tabii oldukça biraz komik gibi geliyor ama neyse. Yalnız iPhone almamanız gereken birkaç nedeni de söyleyeyim. Öyle videoyu bitireceğim. Şöyle ki iPhone'ların pili Android'lere göre daha kısa ömürlü. İkincisinin nedenine gelecek olursak, Android'ler iPhone'lara göre daha fazla tercih ediliyor. 3. WhatsApp desteği de sıkıntılı. Yani Meta WhatsApp desteğini iPhone'la erken bitirirken Android'inkine hala devam ettiriyor. Ve ileride bu daha büyük sıkıntılar neden olabilir. Yani inanamıyorum gerçekten. Android'e verilen destek ile iPhone'a verilen destek arasında büyük bir uçurum var. Benim tercihlerime gelirsek, ben aslında hiçbir zaman iPhone tercih etmem. Kardeşi bile iPhone 12 istedi, onu bile Android'e geçirdim. Benim tercihlerim ise, birinci tercihim Samsung, ikinci tercih Xiaomi, 3 Oppo, 4 Huawei, 5 Vivo, 6. tercihim ise Nokia. Ancak yine de seçim sizin. Evet, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.